Evet. Medine Münevvere'de oturuyorum. Evet. Kur'an kursunda görevliyim ben. Maşallah. Evet. Şu an için Medine Münevvere'de 3 tane kursumuz var. Maşallah. 3 tane kursumuz var. 400 tane talebe var. Maşallah. Tamam mı? Biri Hayyil Bahr'da, biri Kuba yolu üzerinde, Kuba Tale yani Kuba gidişinde Seydele Nehdiye var. Onun yanında bir de şimdi yeni alındı daha. Şuhada Uhud yolu üzerinde Tarik-i Şuhada'da. Diri'a Mescid'in yanında. Tamam mı? Burada o talebeleri her cinsten, her memleketten, her ırktan talebe alıyoruz. Hafız yetiştiriyoruz. Arapça ilim üretiyoruz. Fıkıh, tefsir, hadis. Vallahi hepsi ilmi. İlmi usul, ilmi mantık, ondan sonra normal şekilde emsile, bina, maksud, avamıl, izhar, kafi, mülacami ve ondan sonra tekemmüle gidiyor, hoca olup kursun başına geliyor. Evet, Allah usul böyle. Şu an için 11 tane kursumuz oldu burada. 3 tane burada, 2 tanesi Mekke Mükerreme'de, birisi Cidde, birisi Taif, Abha, Dammam, Riyad, Tebuk. Artı yani hepsi de beleş. Kuruş para yok. Allah yemesi, içmesi, yatması, okuması beleş. Kimse diyemez ki beni kandırdı, dolandırdı. Bunu diyemez işte. Bir kuruş aldı, diyemez. Kesinlikle mümkün değil. Evet. Adam olmak istiyorsa böyle okusun. Bırakmak istiyorsa gitsin. Evet. Buradan bir çağrı yapar mısın? Böyle okumak isteyip de gücü kuvveti olmayıp da ben okuyamıyordum. Ya. Maddi durumun müsait değil. Diyen varsa buyurun Hudri Meydan. Okumak işte. Beleş bir kuruş alıyorsa ne diyorsa ben razıyım yani. Hakaret yönünde ne gerekiyorsa diyebilirse desin. Meydan burada. İnşallah. Daha bırak onu da üstte talebeye para da veriyorlar. Daha üstten para da veriyorlar. Ha bu değirmenin suyu nereden geliyor deseler evet. Bu insanın cüz'i aklı buna ermez. Evet. Bu cömertlik yapanın 1'e 700 bereketi vardır. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ben buranın halkının terazisinin tartısının bereketi için ceddim İbrahim'in 2 katını Allah'tan istedim diyor. Evet. Tamam. Ceddim İbrahim'in 2 katını istedim Allah'tan. Akşam maydanoz bitiyor, sabahleyin aynı bitiyor, aynı oranda. Bizim bir Adana'da bir şoför gelmişti. Ben kafayı yöneteceğim dedi. Niye dedi? Ya dedi akşam yanında bitti, sabahleyin aynı seviyeye gelmiş. Peygamber dua etmiş. Buranın üzümü Türkiye'den evvel yetişir, Türkiye'ninki biter daha burada devam eder. Burak kuraklık diyorlar değil mi? Karpuz. Şurada Breyde diye bir yer var. Karpuz yetişir. Ağır bir karpuz yok. 10 kilo 2 riyala. 2 riyal 1 TL. 10 kilo. Ya 10 kilo 1 TL alabilir misin Türkiye'de? Patlıcan, domates git şuraya. Uhud'un arkasına 40 kilometre gittim ileri. Baraj var ileride. Seller gidiyor orada. Yaz kış baraj var. Tere, tır, soğan, maydanoz, nane, gül. Her şey meşhur. Burada bu yörelerin tamamına buradan dağıtılır. Buranın bereketi. Onun için Cenab-ı Hak bizlere şuur ve feraset anlayışı nasip etsin. Amin. İdrak lütfetsin yani. Amin. Yoksa bu ne? Bu neyin nesi diyebiliriz. Bunlar bizim aklımızın terazisinin tartamayacağı şeyler işte. Zayıflıktan gelir bu da. İman kuvveti olsa haktır ve tektir der. Yol haktır ve tektir. Din tektir. Başka din yok. Başka Kur'an tektir. Başka Kur'an yok. Peygamber tektir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Yani bunu. O gün. Efendim ben konuya gireyim de şimdi ozanlar falan deniyor ya. Yani. Bir hak aşıkları var. Evet. Bu, ben sende bunu keşfettim ben bu hak aşığı. Çok güzel beyitlerim var inşallah. Birkaç şöyle alsak ben diyorum. Efendim bizim Türk halkı seni daha iyi güzel tanısa
efendim çok, çok güzel senin o şairlik yönünü ya ben dünyaya şöyle tanıtsak. Hani biz şairlik bizde yok da şairlik ne biz ne? Biz ne? Şairlerin söylediklerini evet. Biz söyledik. Mesela şair değil de Hazreti Ömer radıyallahu anh hazihi dünya gururun malana fiha sururun ahiri dünya kuburun leyte ümmi lem teridni aşaretul mübeşşereden dünyadayken 10 kişiden müjdelenenleri bir tanesi de o. Allah Allah. Müjdelendiği halde cennetle müjdelendi. Beratı verilmiş bir hesap kedarı da yok. Direkt cennet ve cemal ilahi. Bu dünya gururdan ibarettir. Bize burada zevk sefa sürmek yok diyor. Yani, dünyanın sonu da kabirdir. Abi. Keşke annem beni doğurmasaydı diyor. Abi. O cennette müjdelendiği halde bunu diyor. O bunu diyor. Ya bizim halimiz ne olacak? Musa aleyhisselam Tur-i Sina dağına giderken evet. Şurada iki dağın arasında gidiyor. Biri sağ taraftaki böyle yeşiller akıyor, yeşillikler var, yosunlar var, bülbüller ötüyor, ağaçlar bitmiş, yetişmiş. Sular şarıl şarıl. Burada da iki metre bu tarafa kopkuru. Ne bir ot, ne bir su, ne bir şey. Şöyle, bu ne hikmet diyor. İki metre arada var diyor. Arada iki metre var. Bu dağ konuşur Musa aleyhisselamla. Ya Musa diyor, Cenab-ı Hak, ya eyyühellezine amenu kuvu enfusakum ve ehlikum nara. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُدَّتْ لِلْكَافِرِينَ diyor. Cenab-ı Hak bu ayetin nazil ettiğinden beri ben demek ki taş olarak biz de mi yanacağız diye o cehennem ateşi yakacak taşlarla insanlardır diyor ayette. Demek ki biz de yanacağız diye ben o kadar ağladım, ağladım, aldı yok, korkaldım dedi. Bu sahadaki yemyeşil olana söylüyorsun Musa Aleyhisselam'a. Ya Musa diyor, bu ayet nazil olduğundan beri demek ki taş olarak bir de yanacağız diye ben bu kadar ağladım. Bu akan su benim gözümün yaşı, bu yeşillikler benim gözümün yaşıyla yaşardı diyor. Bu ağaçlar o gözümün yaşıyla yaşardı diyor. Tamam mı? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Uhud dağına giderken bir Ağustos ayında Hazreti Ali radıyallahu anh ile beraber susamış. Ama Peygamber üzülmesin diye söylemiyor. Cebrail Aleyhisselam gelmiş, ya Resulullah, Ali susamış, senin üzülmemen için sana söylemiyor. Peki dedi. Ya Ali git Uğur'da selamını söyle, sana su ikram etsin dedi. Su ikram etsin dedi. Hazreti Ali biraz ileri gittikten sonra Uhud dağı çağırıyor. Lebbeyk ya Ali lebbeyk, emrindeyim ya Ali. Ama ne acı ve hazin bir durum ki diyor. Bu ayet nazil olduğundan beri ben bu kadar ağladım. Bu kainatın efendisinin bu emrini yerine getirmekten mahrum kaldım. Su kalmadı içimde. Sana ikram edecek su kalmadı bana. Uhud dağı bunu diyor. Uhud dağı cennet dağlarının bir dağdır. O bizi sever, biz de onu severiz diyor. Aleyhissalatü vesselam öyle demiş. Evet. Biz Uhud'u severiz. Uhud da bizi sever diyor. Cehennem, Ayır dağı var, Ayır dağı. Şurada Mikat Mahallı yanında. Evet. O bize buğz eder. Biz de ona buğz ederiz. Ben ilk geldiğim sene, 16 sene bundan önce ilk geldiğimde onu araştırdım. Bu dağ nerede acaba diye. Terhib ve terhib hadisinde cilt 1 sayfa 80'de geçer. Cilt 1 sayfa 80. 6 cilt var. Cilt 1. ciltte. O Ayır dağı bize buğz eder. Biz de ona buğz ederiz. Peygamberin üstüne çıkartmazmış. En üstünden. Ben seni müdafaa etmem. Seni himaye etmem diyormuş. Hikmeti neymiş peki? Niye müdafaa etmiyormuş? Sevmiyor. Hikmeti ne var mı? Uğurtağın hikmeti neyi seviyor? Hikmeti ne? Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam halk ettiği emrinde domuzu verdi. Domuz çifte koştuk etmedi. Bir de öküzü verdi. Öküz çifte gitti. Ağzını öptü. Cenab-ı Hak etini helal kıldı. Onu da etini haram kıldı. Hikmeti neydi? İtaatsizlik. Peygamber Efendimiz'e itaat etmiyor. Sevmiyor. Bunlar hep Kur'an-ı Kerim'de zâlike takdîrul azîzil alîm. Her bunlar hepsi her şeye ilmi olan Allah'ın takdiridir. Hikmet sorulmaz ancak Allah'tan sonra sual edilir. Bir daha bir şey yok. Cenab-ı Hak öyle halketmiş, öyle olacak. Seni
Müslüman olarak kalkıttı. İnsan olarak kalkıttı. Domuzu ayrı bir şekilde kalkıttı. Öbür vahşi tilkiyi ayrı bir şekilde, sırtlanı ayrı bir şekilde kalkıttı. Bu Allah'ın takdiridir. Niye öyle oldu acaba diyebilir misin? Takdiri ilahi diyebilir misin? O abi takdiri verildi. Yasin suresinde geçiyor. Zalike takdir, bu Allah'ın takdiridir. Her şeye ilmi olan Allah'ın takdiridir. Mustafa Bey, seni şaşırtan ayetler söyletti bizim hacı. Gerçekten tümlerimiz diyor. Ömer hocam, Allah'ın razı olsun. Allah razı olsun. Çok güzel, hikmetli sözler söyledi bize. Sizinle yeni tanıştık. Görelim maşallah. Bu sene sezon başında tanıştık. Evet. 12'nin ümresinde tanıştık onunla. Oh maşallah. Hizmet ehli, aşık. Hizmet ehli, doğru. Bir hocamız. 20 senedir bu topraklara gideriz, geliriz. Maalesef burada tarihin güzellikleri gizli mi kaldı? Siliniyor. Siliniyor mu? Gizli mi kaldı? Gizli kalmış, silinmiş. Kaybolmaya yüz tutmuş. Yüz tutmuş, evet. Biz bunları çıkaralım mı diyorsunuz? Yani İnşallah Allah...